TMSF'nin Bankasya'ya yapılan operasyonu 18. madde kapsamında yapıldı malum isim ataması. Ekonomist, hukukçu ve köşe yazarları bu maddenin banka yönetimine isim ataması yapamayacağını ve bunun hukuksuz bir gasp olduğunu, siyasi bir gasp olduğunu söylediler. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bankacı Kanunu 18. maddesine göre böyle bir yönetim kurulu değişikliği bugüne kadar zaten Türkiye'de de yok, dünyada da yok örneği. Burada bir hukuk skandalı olduğu aşikar. Zaten TMSF'nin, BDDK'nın TMSF üzerinden yönetim kurulu üyelerini değiştirmesi iki şekilde olabilir. Bir, 70 ve 71. madde kapsamında mali yapısında zayıflık olduğunu belirtebilir ki BDDK açıklamasında böyle bir atıf yok. 18. maddeye atıf var. İki, genel kurula gidilebilir. Olağanüstü genel kurula gidilebilir. Genel kurul orada yönetim kurulu üyelerini değiştirebilir. Ama burada bütün bu yollar olmadan 18. madde sadece ve sadece aslında 5-10 bin liralık bir para cezası gerektirecek kadar idari konuda bir aksaklığın, bir gecikmenin, bir uyarının, bir uyarı cezasının uygulanabileceği bir madde. Bankacılık kanunu çok açık bir madde, kanundur. Yorumlara, tevillere kapalıdır. Motomot tanımlanmıştır. Otoritenin de ne yapacağı, bankaların, banka yöneticilerinin de ne yapacağı çok net bir şekilde ifade edilmiştir. 18. madde burada kesinlikle ve kesinlikle yanlış yorumlanmıştır. TMSF üzerinden buraya yönetim kurulu atamak, mevcut yönetim kurulu üyelerini görevden almak hukuksuzluktur. Hukuku hiçe saymaktır. Ve şu an 3 Şubat'tan bu yana 2 gündür orada Bankasya Yönetim Kurulu'nu işgal eden, hukuksuz bir biçimde işgal eden TMSF'nin atadığı isimler de suç işlemektedirler. Çünkü bu bankanın mali yapısında bir sıkıntı olsaydı 70 ve 71. maddeye göre işlem yapması gerekirdi BDDK'nın. Ama belli ki siyasi telkinlerle, zaten bu işlem yapılmadan önce İnternette Twitter fenomeni Fuat Avni'nin yazdığından da anlıyoruz ki bunun kararı BDDK'dan evvel başka yerlerde verilmiş ve bir algı oluşturalım, el konulmuş havası oluşsun ve insanlar bir iki günde paralarını çeksinler. Zaten o zaman 70 ve 71. maddeye göre işlem yapacağız. O iki günü de bir şekilde ileride izah ederiz noktasından hareket edilmiş. Hatta bir şey de olursa bu karara imza atan başkan vekiline de milletvekili sözü verildiği iddia ediliyor. Şimdi böyle bir yapıda siz gidip bir bankayı, halka açık, %55'i hisselerinin halka açık olan bir bankayı, BDDK'nın 24 saat denetiminde olan bir bankayı, SPK'nın bağımsız denetim kuruluşlarının denetiminde olan bir bankayı, Katılım Bankası'nı bu şekilde kamuoyu nezdinde itibarını, mali yapısını sarsamazsınız. Zaten bununla ilgili elinizde bir karine, bir hüccet olsaydı 70 ve 71. maddeye atıf yapardınız. O açıdan burada bir hukuksuzluk vardır. Bu bir siyasi gasptır, darbedir, işgaldir, skandal bir karardır. Bu karardan bir an evvel geri dönülmesi lazım. Evrak eksikti, bu bildirilmedi. Bunlar tamamen aslında bu yapılan hukuksuzluğa kılıf bulma çabaları. Yine baktığımızda aslında bunun sonrasında medyada, özellikle iktidara yakın medya organları konuyu çarpıtarak Bankasya'nın mali yapısının bozuk olduğu algısını oluşturan yayınlara başladılar. Peki gerçekten Bankasya'nın mali yapısında BDDK'nın müdahalesini gerektirecek bir durum var mıydı? Kesinlikle böyle bir durum yok. Az evvel de ifade ettim. Böyle bir durum olsaydı aynı BDDK kendisi açısından ileride başını hiç ağrıtmayacak, çok net tanımlanmış 70 ve 71. maddelere göre işlem yapardı. Bunu yapmadı çünkü mali yapısı sektörün ortalaması olan %14,5 sermaye yeterlilik rasyosunun çok üzerinde sermaye yeterliliği var. %18'i geçen bir sermaye yeterliliğine sahip bankası ki bu sektörde en sağlam ilk 3 banka arasına sokuyor bankasıyı. Yine likidite sıkıntısı yok. Bu yayınları yapan besleme basın bunu ilk defa yapmıyor. 14 aydır bu bankayı hedef tahtasına oturtuyor ve suç işliyorlar ve bu suçun işlenmesine de bizzat BDDK seyirci şu anda. Bankaları sadece denetlemekle görevli değil, gözetlemekle, gözetimini yapmak ve bir takım karalama kampanyaları, iftiralara, asılsız haberlere, itibarını zedeleyici yayın ve dedikodulara karşı bankaların İtibarını da korumakla mükellef BDDK ve 14 aydır bu kurumun, bu bankaya yapılan asılsız mali yapısı battı batıyor iddialarının tek biri hakkında BDDK'nın işlem yapmamış olması bir görev kusurudur, bir görev suçudur. Şimdi burada idare açıdan bu kusur işlendi. Şimdi de yine bu devam ediyor. Dedik ya mali yapısı sağlam, o kadar sağlam ki tek bir kişinin çeki dönmemiş.
Tek bir kişi mevduatını çekmek istediğinde, ki bazıları talimatla vadesinden önce çok büyük mevduatların çekilmesi istendi 14 aydır. Ve bunlar, hiçbir banka böyle bir talebi karşılamaz. Vadesinden önce siz bir bankaya gidip benim burada 10 milyon dolarım var istiyorum dediğinizde, kusura bakma kardeşim git şu tarihte verebilirim der bankalar. Dünyanın her yerinde böyledir. Önceden bildirmek zorundasınız. Ama aman bu yanlış anlaşılmasın, Bankasya'da bir sıkıntı varmış algısına sebebiyet vermeyelim diye Bankasya bunları günü gününe anlık karşıladı ve bunları ödedi. Bugüne kadar bu karalama haberlerinin, iftira haberlerinin yapan gazeteler, televizyonlar, internet siteleri o kadar yalancı şahit buluyorlar. Bu konuda bir tane isim bulabildiler mi? Ben şuraya gittim, hesap açtım, benim paramı vermedi Bankasya. Öyle olsaydı Bankasya'nın önünde eylem yaptırtırdı bu insanlar. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Bankasya mali yapısı en sağlam bankalardan biri. Likiditesi en iyi bankalardan biri. Bakın halkın desteği bu kadar yıldırma, korkutma, paniğe sevk etme teşebbüslerine rağmen dün de bugün de bankanın önünde kuyruklar, banka şubelerinin önünde, Bankasya şubelerinin önünde kuyruklar oluşuyor ve hiçbir para çekmek için gelmiyor. Gelip para yatırıyorlar kumbarasında karşını biriktiren çocuktan emekli maaşını getiren yaşlı amcaya kadar. Dolayısıyla teyzelerin, ninelerin, kadın erkek, işçi, memur, esnaf, çiftçi herkesin sahip çıktığı bir Bankasya var. Bu böyle bir yapıda bir banka nasıl mali yapısı zayıf denilebilir? Bunların hepsi iftira ve bunların hepsi batırmaya dönük, o paniği arttırmaya dönük maalesef karalama kampanyasının bir parçası.